Beyaz Saray Sözcüsü'nün Çin tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli sözlerine Pekin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'in Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yönelik tavrını netleştirmesi gerektiğine yönelik eleştirilere yanıt olarak Pekin'in tarihin doğru tarafında durduğu görüşünü dile getirdi. Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını işgal olarak kınamaktan kaçınmıştı. Japonya Başbakanı Kishida göreve başlamasından bu yana Hindistan'a yaptığı ilk ziyarette mevkidaşıyla bir araya geldi. Kishida yaptığı basın açıklamasında ülkesinin önümüzdeki 5 yıl içinde ikili ticareti arttırması beklenen bir anlaşmayla Hindistan'a 42 milyar dolar yatırım yapacağını söyleyerek yatırım planının altyapının genişletilmesinden yeşil enerjiye kadar birçok sektör için büyük fayda sağlayacağının altını çizdi. Kishida ayrıca iki tarafın Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü teyit ettiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'le görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum, dedi. ABD haber kanalı CNN'e konuşan Zelenski, Putin'i kastederek onunla müzakereye hazırım, son iki yıldır hazırdım, müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum, diye konuştu. Finlandiya Cumhurbaşkanı ülkesinin NATO'ya katılmasının Avrupa'daki güvenlik durumunu olumsuz etkileyeceğini ve mevcut gerilim riskini daha da arttıracağını vurguladı. İsveç'te NATO üyeliğini düşünmediklerini duyurmuştu. Türkiye ile ABD arasında gerilime sebep olan S-400 krizi Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta da gündeme geldi. Reuters'a konuşan 3 yetkili ABD'nin gayri resmi olarak Türkiye'ye Rusya'dan satın aldıkları S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini önerdiğini söyledi. Yetkililer S-400'lerin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna orduları tarafından kullanılabileceğini de dile getirdi. Almanya Federal İçişleri Bakanı, Ukrayna'daki savaştan kaçıp gelen kadın ve çocukların insan tacirlerinden ve çetelerden korunması için tren ve otobüs garlarındaki emniyet tedbirlerinin arttırıldığını açıkladı. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ve Yahudi soykırımından sağ kurtulan Elie Wiesel'in kurduğu Elie Wiesel İnsani Yardım Vakfı, Çin'in bir dönem toplama kamplarına tuttuğu Uygur Türk'ü Gülbahar Hatıvacı ile çevrim dışı bir konferans düzenledi. Konferansta Çin toplama kampında geçen hayatını tüm ayrıntılarıyla anlatan Çin Nazi kampı mağduru Gülbahar, Çinli gardiyan ve polislere yönelik Uygurları tamamen öldürerek yok etseler bile bundan tatmin olmayacak kadar derin nefrete sahiptiler açıklamasında bulundu.